İyi günler. Yenge, hoş gelmişsin. Aha, küçük bey de mi gelmiş? Vay 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 vay. Ver yenge, ver. Nasılsın Cafer? İçeride mi Ahmet abin? He, oradadır yenge. Bütün gün orada ya. Şimdi gömülmüştür faturalara. Ben anlamıyorum yenge ya. En az hisse Ahmet abinin, en çok o çalışıyor. Bizim varımız yoğumuz burası Cafer. Ahmet de dört elle sarılıyor işte. Aman da oğlum gelmiş. Oy 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 oy. Gel bakayım. Osman, dökülmesin bunlar hemen. Yok, kurusu da görünmez. Al Remzi. Ver. Bu da senin. Ulan attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değse bari. Değer değer. Kurbağa ne be? Eve hamuduyla götüreceğiz, hamuduyla. Cuma günleri var ya, herifler Merkez Bankası gibi para topluyorlar be. Hadi gidelim, yürüyün, yürüyün. Bitsin bu iş. Aman da benim aslan oğlum, yakışıklı oğlum, fıstık oğlum benim. Ah, hoppala. Çay yapayım mı yengeme? Şöyle için sakin sakin. Yap tabii ya. Geç kalmayalım bir zahmet. Yemek yok akşama. Boş ver ya, birlikte çıkarız. İyi ya, tamam. Şükrü, sen hallet şunu. Yat ulan işte. Gebersen de kalkma sakın. Sen... Hemen çabuk boşaltın kasayı. Hadi çabuk. Ne yapıyorsun? Kes lan tıraşı. Çabuk hadi. Ahmet! Ahmet! Sen de susma kadın hadi. Şunu susturun be. Aç kasayı çabuk hadi. Hadi sallanma. Hadi. Ol. Çabuk çabuk diyorum sana, hadi. 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 Çabuk çabuk. Hadi. Hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ver şunu da. Ver dedim. Dokunma ona. Bırak hadi gidelim. Versin şunu. Hadi. Dokunma. Ahmet. Abi ne yaptın? Sus be kadın. Ahmet. Sus dedim sana, sus be kadın. Hadi, hadi çıkalım. Hadi yürün, yürün. Ya bebek, yürün bebek, dedim, bırak bebek ha? Şimdi. Yürü. Hadi.
Öldürdün onları. Ya ne yapacaktık? Ben böyle konuşmamıştım ki. Öldürdü değil, tamam mı? Öldürdük. Birlikte yaptık. Parayı bölüşeceğiz ve her şey bitecek. Anladın mı? Anladın mı? Bırakın şimdi bunları. Biz işimize bakalım artık. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Gel. Gel. Gel bakayım. Alo. Abi hemen gelin abi. Abi hemen gelin ne olur abi. Hadi kaybolun şimdi. Hoş geldin. Nasıl geçti günün? Günün mü? İyi iyi. Bir kahve yapsana içelim. Yemek? Önce bir kahve yap da içelim hadi. Yemek hazırlıyordum. Olsun be. Yoruldum hadi. Tamam koyayım hemen. Sağ ol. Neyin var? Çok mu yoruldun? Ben mi? Yok. Yok canım. Niye yorulayım ki? Biliyor musun? Belki artık bu açmazdan kurtulacağız. İşimi gücümü tekrar kuracağım. Her şey yoluna girecek. Göreceksin. Keşke. Ama nasıl olacak Remzi? Olacak işte. Sen meraklanma. Ben uzanacağım biraz. Galiba biraz dinlenmeliyim. Tamam, geç içeri. Hemen boşalt kasayı çabuk. Ahmet! Versin şunu. Hadi. Dokunma ona. Dokunma. Ahmet. Sus be kadın. Sus dedim sana. Sus be kadın. Ne oldu sana? Neyin var? Hiçbir şey yok.
Çok terlemişsin. Ne oldu sana? Hayvansınız. Katilsiniz siz. Sakin ol istersen amcaoğlu. Sakin mi? Sakin mi? Sesini yükseltme. Ulan bu muhitin en efendi esnafını öldürdünüz be. Karısını da. El kadar bebesi yetim kaldı adam. Ya ne diyecektim size? Ya senin bebeler kaç yaşında? Ne? Bak. Amcaoğlumsun. Ama eğer ötersen. Eğer bu sırrı mezara kadar götürmezsen, benim de, Remzi'nin de ipe gitmeden önce yapacağımız tek şey var. Seni de çoluk çocuğunla beraber gömmek. Bunu sakın unutma. Ötmeyeceksin, susacaksın. Herkes işine gücüne bakacak, tamam mı? Ben çıkıyorum. Ah ne güzel erken geldin. Remzi. Hı. Remzi diyorum ki. Hı. Kızmayacaksın ama dinleyeceksin. Tamam canım anlat işte. Diyorum ki gitmediğimiz doktor kalmadı. Nasip işte olmayacağı varmış. Diyorum ki o kadar kimsesiz çocuk var ki evsiz ailesiz. Hayır Gülsüm. Niye Remzi? Dünyada evlatlık alan tek aile biz olmayacağız ki. Bizim yaşımız ilerledikçe mezara dönecek bu ev. Düşünsene. Hayır. Hemen reddetme. Düşünelim. Bu çok iyi bir şey. Yapma. Hayır, hayır, hayır.
Gülsüm. Gülsüm. Şey, ben de hazırlamıştım ama galiba birilerine vermek lazım artık. Sen istemediğine göre. Hayır. Senin istediğin gibi olacak. Ne? Hemen başvuruyu yapacağım. Bir evlat edineceğiz. Remzi. Bu evdeki sessizlik bitecek Gülsüm. Merak etme. İşlemler tamamlandı. Çocuğunuza kavuşuyorsunuz. Size teşekkür ederiz müdür bey. Asıl ben teşekkür ederim. Bu o kadar önemli ki. Bir çocuk yuva, ana baba, sevgi sahibi oluyor. Bu az şey midir hanımefendi? Öyle öyle. Çocukla ilgili bilgiler mahfuzdur. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Hem annesi hem de babası birkaç yıl önce bir soygun sırasında öldürülmüş. Soygun mu? Evet. Bir benzinlikte. Üstelik küpe gündüz. Maalesef benzeri suçlardan dolayı yüzlerce çocuk yetim kalıyor. Çok yazık. Hemen çabuk boşalt kasayı. Ahmet! Hadi. Ver dedim. Dokunma ona! Dokunma! Ahmet! Sus be kadın! Ahmet! Sus dedim sana, sus be kadın! Remzi, Remzi. Ne oldu? İmza atman gerekiyor. İmza? Şey, başka bir çocuk mu olsaydı? Remzi lütfen. Hadi bakalım gel. Hadi bakalım yavaş yavaş. Tamam. Hadi Gülsüm. Onun ne işi var burada? Ne var Remzi? Korkmuştum. Ben de yanımıza aldım. Ne oldu ki?
O olduğuna emin misin ya? Evet, araştırdım. O. Ne olacak öyleyse? Olacak bir şey yok. Kalacak. Kalacak mı? Ama... Başka bir şey yapamam. Hanım fena üstüne düşüyor. Ama... Ama? Ama ben çocuğu her gördüğümde... gözümün önüne geliyor Şükrü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Baba! Baba bana ne aldın? Remzi. He. Niye öyle davranıyorsun ona? Nasıl? Ayhan'a karşı soğuk, mesafelisin hep. Sanki bu evde misafirmiş de bir an önce gitsin istermişsin gibi. Yok canım. Öyle. Zaman gerekiyor. Evet anlıyorum ama biraz çaba sarf etmen, onun ilgisine karşılık vermen gerek. Nereye? Yatacağım. Bu meseleyi konuşmalıyız ama. Benden daha fazlasını bekleme. Asla bekleme. Yapamam çünkü. Hadi eyvallah. Güle güle. Ona kızma olur mu? Onun yapısı öyle işte. Sen sev onu. Bundan vazgeçme hiç, olur mu? İyi günler. Pasta siparişinizi getirdim efendim. Teşekkür ederim. Al bakalım. Teşekkürler, iyi günler efendim. İyi günler. Geldi pastanız. Hah, bırakıver şöyle. Aa yok, mutfağa götür en iyisi.
Sürpriz olsun. Canım, sürprizi mi kalmış bunun? Biliyor zaten çocuk. Baba? Ha. Sürpriz mi o? Ha. O mu? Yok canım, annenin işleri işte. Anne, bir saat kadar işim var. Akşam üzeri dönerim. Gecikme oğlum, tamam mı? Tamam. Nereye gidiyor bu? Biri aradı. Arkadaşlarından herhalde. Ona gidiyor. Sen o musun? Ne konuşacaksınız benimle? Hayat. Hayat bazen böyle eşek şakaları yapıyor insana. Senin başına gelen de tam bu işte. Nasıl yani? Yıllardır bununla yaşıyorum. Bunaldım artık. Sana her şeyi anlatacağım. Ama hiçbir şey anlamıyorum. Şunu al. Nedir bu? Remzi Günay ve arkadaşlarının korkunç suçu. Babam mı? Ama... Kararı sen vereceksin. Ben yazdım. Her şeyi anlatıp imzaladım. Karar sana kalmıştır artık. Nedir bu? Dinle bak. Bir benzinlikte çalışıyordum o zamanlar. Baksan mı Remzi? Ah, geldi. Oğlum, nerede kaldın sen? Geldim anne. Ayhan, bir şey mi oldu oğlum? Yok, yok bir şey. Hadi sen üstünü değiş. Ben de hazırlayayım şunları. Ah.
Ayhan'ın hediyesini vereceğim. Hediyesini. Uğraşıyor seninki. Çaktırma, sana hediye verecek. Hediye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.